Bugün 7 Nisan. Arabalarıma bakmaya geldim. Ne yapılmış bu araya? 1 Nisan'da yarım fondon verilmiş. 1 litre şurup verilmiş. 31 Mart'ta ham petekler duruyormuş. Kesmiş peşeyi. Çok erkek yumurtası atmış. Erkek yumurtası çok artmış bu. Bu kovanın oğul sürümünü kontrol etmemiz gerekiyor. Evet. Şurup duruyor. Şurubu yememiş. Evet. Duruyor. Ve ara ölüleri de var. Ya şurup vermeyeceğim. Bu şurupluklarda maalesef hep arılar ölüyor. Bu kadar güçlü bir ara 2, 4, 6, 8 çerçeve olmuş. Ama şurupta hala arılar ölüyor. Yani vermeyeceğim daha şurup. Balları da var. Bu arı bayağı bir sıkışmış gözüküyor. Şimdi ben buna tahmin ediyorum. Şuradan bir bakalım. Evet, bu tarafta daha fazla arısı yok ama bal var. Burası da bal. Evet, burada verilen ham petiği daha henüz kabartmamış. Demek ki daha biraz daha vakti var. Şöyle. Evet, bir kısım kabartmış. Günlük yumurtayı atmış. Şu kısmı kabarttığı kısımlara. Şuralara kadar günlük yumurtayı atmış. Evet. İç tarafa bakalım. İç tarafta da öyle. Şu kısmı şöyle günlük yumurtayı atmış. Bir yandan kabartıyor. Bu petek. Şuna bakalım. Evet. Burada bir kısım kapalı yavru var. Şuralara kadar günlük atmış. Evet, bu taraf da yine aynı. Ta buraya kadar günlük atmış. Şimdi bunları geçen sefer ters düz etmemiştim. Bu sefer ters düz edeceğim. Her tarafa atsın diye. Evet. Buraya kadar kapalı. Şuralara kadar günlükleri atmış. Şu kısımlar çok iyi kabartılmadığı için oralara atmamış. Evet, bayağı bir erkek. Aralarda erkekler var. Tabi artık mevsimi de gelmeye başladı. Normaldir. Bazı bölgelerde oğullar bile alıyorlar. Dört çerçeveli arılara oğul verdiriyorlar. Adam dört çerçeve arıya oğul verdirip bir de seviniyor. Olduğu gibi şuraya kadar artık açmış yavruyu. Bir yandan doğumlar başlamış. Evet. Güzel. Burada şimdi kaç çerçeve yavru etti? Bu da yavruluydu. Şunda var mıydı, şu baştakinde? Ha, bunda yoktu. 2-4 çerçeve yavru etti şimdi. Evet, bu 5. çerçeve yavru. Buraya kadar yavru. Bol, çok bir polen akışı var. Her çerçevede en az 10 tane polenli arılar görüyorum. Yukarıda erkek arı atmış yukarı kısma.
Şimdi burada 5. çerçeve yavru etti. Bu da ham petek olarak verilmiş. Bunun da bir kısmını kabartmış. Ona da yavru atmış ve şuradan da kabartmaya başlamış. Ama buradan peteği kesmiş, evet. Defterde de yazdığımız gibi. Burada bir sıkıntı var. Bunu bu tarafa dağıtmış. Günlük yumurta. Bunu bu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bir dakika, anamız var mı? Bakalım. Bu çerçevede. Bu çerçevede göremedim. Aslında anayı görseydim boyayacaktım. Ama göremedik. Boyanmayan analarım var. Bunlar geçen senenin, sadece bir tane anam 2 senelik. Diğerlerinin hepsi geçen senenin anaları. Anamız burada boyalıymış. Burada anamız gözüküyor. Şimdi bu çerçevede bala gelmiş. Şimdi burada bu çerçevenin bu tarafı boş biraz da. Yavru atsın diye bunu çevireceğim. Şimdi bunları mesela bunu artık ikinci çerçeveye alacağım. Sonra bunu ters çevireceğim. Bu tarafa da atsın diye. Bu çerçeveyi aynen bırakacağım. Yanaştırıyorum. Şu çerçeveyi ters çevireceğim. Çerçeveleri tamamlasın diye. Artık havalar sıcak. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu çerçeve çevirdik. Bu çerçeve var. Bir de şurada yavrulu çerçevemiz vardı. Bunu da yine içe alacağız. Bunu da ters çevireceğiz. Evet, bunu da ters çevirelim. Şöyle. Bunun bu tarafını atmış ama günlükleri. Yok, bu böyle kalsın. Bu tarafta kalsın. Evet. Çerçeveleri ters düz ettik. Çekil oradan. Çerçevede yavru yoktu. Bunun biraz daha vakti var. O çerçeveleri kabartmadan vermemek lazım şu anda. Şu anda yavruları daha yeni, ufak ufak patlayacaklar. 2, 4, 6, 8 çerçeve olmuş bir arı. Belki takviye verebilirim bundan başka bir kovana. Şimdi kalsın. Varo ilacı vereceğim. Geçen hafta vermiştim bir tur. Bu hafta ikinci turunu veriyorum. Evet. Premix ürün. Herkesin bildiği. Piyasada satılıyor artık. Öğrenmeyen yok. Çok memnunum. Şimdi bu şurup geçen haftadan kaldı ama oruçluyuz da topladık ama şöyle azıcık vereceğim. Belki yerler. Evet, bu böyle.